Meclis Genel Kurulu'nda bugün önemli bir kanun tasarısı ya da yaygın deyişte torba kanun görüşülüyor. Ancak bu kanun içerindeki internet düzenlemesiyle Öne çıkıyor. Oysa kanun aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yapısının görevlerinin düzenlenmesi diye başlıyor. Son olarak internet içine girmişti. Engellilerle ilgili de burada çok sayıda yeni bir takım düzenlemeler var. İnternet düzenlemesi dediğimiz gibi torba yasanın bir son bir parçası. Üçüncü bölüm kabul edilmişti dün gece. O bölüm engelliler için birçok yeni hak getiriyor. Engelli çalıştıran korumalı iş yerine devlet mali destek sağlayacak. Engellilere karşı her türlü ayrımcılık yasaklanacak. Ve hiçbir gerekçeyle engellilerin eğitim alması engellenemeyecek. Mecliste görüşmeleri devam eden torba kanun tasarısının engellilerin istihdamı ve sosyal haklarının iyileştirilmesini öngören bölümü kabul edildi. Tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde engellilere İstihdam, eğitim ve sosyal hak anlamında birçok pozitif ayrımcılık sağlanacak. Tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için de ÖTV indirimi yapılacak. Engelli istihdamı teşvik edilecek. Her bir engelli çalışanın yıllık ücretinin belli bir bölümü hazine tarafından ödenecek. Tasarı, engelliler hakkında kanunda da değişiklik öngörüyor. Engelliler Kanunu'na doğrudan ve dolaylı ayrımcılık olmak üzere engelliliğe dayalı her türlü ayrımcılık yasaktır ifadeleri eklenecek. Tasarı engellilerin toplu taşıma konusunda yaşadığı sıkıntıların da önüne geçmeyi hedefliyor. 9 ve üzerinde koltuk sayısı bulunan toplu taşıma araçlarına engellilerin erişebilirliğine uygun olma şartı getirilecek. Yeni üretilecek toplu taşıma araçlarında engelli erişebilirliği şartı aranacak. Mevcut araçların dönüşümü içinse 7 Temmuz 2018 tarihine kadar süre tanınacak. Engellilerin erişebilirliğine uygun olmayan toplu taşıma araçlarına izin ve ruhsat verilmeyecek.